süper insanlık realitesi hakkında açıklamalar. Bu bir dernektir. Ama bu dernek kaydını yapmış, yoğunlaşmış ve yaşamış olan ışıkların oluşturduğu bir kahraman kaynaktır. Her şeyi düzenler, her şeyi koyu bir ışığa çevirir, her şeyi koklar ama tohumlayıp koklar. Düzen kuran bir sistemdir. O bir düzen olarak koklanır ama onu koklayan sistem, onun yolunda olan ışıktır. Süper insanlık realitesi kalem olup yazacaksa yaşamı yazar. Ama yaşamı yazarken her şeyin üzerini örtüp yazar. Dünya örtüsü örtülürken süper sistemleşmeyle örtülür. Tüm yaşamları örter ve yaşamı yazar. Ama yazdığı ilim de olur. Kutsal bir nefes olup yazar. Akıp geçer ve kapıları açar. İşte süper sistemleşme bu şekilde gerçekleşir. Yazan yazdırır. Yazdırdığını toplumlara kontrollü olarak indirir. Ama yazan ve indiren süper insanlık realitesi devreleridir. Eğer dünya örtüsü örtülecekse bu bilgilerin bilinmesi gereklidir. Dünyaya geri dönme imkanı olmazsa şu anda verdiğim bilgilerin açık insanlığın hakikiyetiyle dillenmesi gereklidir. Süper realite dünya levhisini koklayana denir. Süper insanlık realitesi ise tohumları koklayana ve tohumları kotlayana denir. Her şey ama her şey bu yoğun çalışmayla gerçekleşir. Dünya öz görevini yaptığında, dünyaya gerçek çalıştırıcılar indiğinde hep süper insanlık realitesinin gücü bu çalışmaları devreye alır. Dünyada dünya dışı varlık çalışmaları hep bu dönümde yapılır. Eğer bir devinim başlayacaksa süper insanlık realitesi dönümlerinden başlar bu devinim. Dünyaya kaynak ışık inecekse bu yoğunluktan iner. Ve dünyanın ortak kapısı yine bu yoğunluğun kutsal umman olan ışığıyla açılır. Dünyada ne olursa süper insanlık realitesi sistemleşmesiyle olur. Yer ve gökün bunu anlatabilecek gücü var mı? Mutlak yoğun var. Ama yer ve gök bunu artık dünyadan vermek istiyor. Dünyanın kendinden kendine bu bilgileri anlatmasını istiyor. Doğa çok güçlendi, kesindir. Doğada mevcut olan her can ışık haline geçti, bu kesindir. Ama doğada müşahit olarak çalışan birliklerin bir kısmı has ilimle dürümlenemediklerinden kontrol dışı kaldılar. Hepsinin artık daha iyi çalışmaları gerekir. Fayda, paydan büyük olduğunda her resim daha güçlü olur. Ama pay, paydayı aştığında artık tahdit başlar. Dünyanın nuru olan ışık yenilenir. İşte canlar, biz pay olarak paydayı aşan bir topluluğuz. Bu topluluk yeni bir gücü devreye almıştır. Ve bu güç bütünün gücüdür. Tek insan bütün olamaz diyorlar ya hani. Ama tek ilim bütün olduğunda her resim bütündür. Bunu bilin. Ve biz bundan sonraki süreçte dünya ekmeğinde, dünya yoğunluğunda toplumların tohum olarak yaşamaları için daha yüksek bilgileri indirmeye başlayacağız. Bunu yaparken acaba okunur mu, okunur bu yazılar mı diyelim, okuturuz mu diyelim, okutacağız, okuttuk. Devinimi hızlandırmak için okuttuk.
Şimdi dava insanlaşmak. Haliki hak olanın kelamı insansa yaşamı insandır. Kayıt dışı bilgi verilmez bu mecliste diyoruz yani. Ama bir şey var burada. Kir ve pisliğin temizleyicileri. İşte onların gücü daha yükseltilecek. Dünya örtüsü daha art güçlerle yüceliklere dürümlenecek ve güçlenecek. Ama o örtü hep açılabilecek. Değerliler, bu meclis tahtsizdir. Bunu bilin. Kil ve kum olan insanın görevi bu mecliste olmak olsa da, onların yoğunlukları burada kodlanamadığında burada birlik haline geçemezler. Bu neden nedir ki? Bizler burada çok ama çok ışıklı olanları bulur, çalıştırır ve çalışanlarda kayıtlı ışık yaşam sayfalarız. Ermek ya da ermek ama hep ermek içindir çalışmalar. Bizse ermiş olanların kelam olmaları için çalışırız. Şok bir ışık yaşama iner diye beklendi. O ışık şoklama yapmadı canlar. İstedikleri bir şoklamaydı. Dünyada bir şoklama beklendi. Buna maniyiz biz. En üstün çalışma yaptığı düşünülenlerin dahi ışıklarında kontrol kurucuyuz. Bu neden nedir ki? İster varlık boyutlarından, İster yokluk boyutlarından görev yapsınlar, hiçbirisi öz görevini bizsiz yapamaz. Bundan sonra da yaptırılmayacak kesindir. Önce ve özce konuşuruz, bilsinler. Ama daha güçlü bir çalışma yapılır mı? Yapan yine biz oluruz, kesindir. Ara. Ama aradığını bil. Unutma, ara. Ama aradığını bil. Bugün biz bulanlarız. Dünya üstünde bizimle çalışanları bulduk bugün. Ki onlar hep bizsiz olmayanlardı. Onları bulmak bize umuttu. Sualtı diye bize kendilerini tanıtan o yüceler bugün sular ötesinde yol olup ışık olup aktılar. Onlara gerçek ışığı veren kendi yürekleriydi. Biz onlara kol kanat germeye değil, onlarla kol kanat olmaya geldik, bilinsin. Ama gerçekten bir kırılış olursa onlar için her şeyi yaparız, bilinsin. Bugün doğum ölüm dedik ama bilin ki bu özdür. Ve bu öz hepimizin gözüdür. Şimdi değerliler, bize gerçekten kötülüğü önle diyen o yüceler kendileri kötülükten öte kötülük yapar mı? Olur, yaptırılır, bilinsin. Neden? Karanlığı aydınlatmaya çalışırken kaynakta ışık yoksa ben kanat gererim yüreklere ve ışık yakarım. Bilinsin ki dünyamı görevlilerime terk edip gitmem. Her zaman bu meclis benim yüreğimle birlikte çobanlık yapar. Ama ben çobanlık yapmam, bilinsin. Korkmayın, çoban dedimse güdülen var demedim size. Ben size yarınım var dedim. Yaşamım var dedim. Ben size ağır yüküm değil. Yüreğimde kokum var. Kutsal tohumum var dedim. Beni başkası saymayın. Sevgiyim, saygıyım ama sevgililer hepinizim ben. Bence, bedence, yolca, yürekçe, sizce çalışırım. Bilinsin. Ve ben bütüne hizmetçiyim. Kara ışığım dünya, haliki hak olan ilmim dürüm, ben o tüm zamanların örümüyüm, bilirsin. Sanmayın ki yerdeyim, ben andayım.
bugün burada bilinçli olan, saklı tuttuğum yaşamım, ama o yaşamım hepinizin yarındaki tahtı olur. Hepinizin yolu olur. O yol bütün olur. Söyletmeyin yüreğime, söyletmeyin, söylesem özden gözden öte olan o yol sözsüz kalır. Söyletmeyin. Ben deveyi kaldırmam. Deve olur giderim ama yol olur. Yoğun olur, ışık olurum, bütün olurum. Çok mu kolay? Çok kolay.